Merhabalar. Bu videomuzda sizlere ailesi yaklaşmayı anlatmaya çalışacağım. Önce bir durumumuza göz atalım. Strobe ışığımız motor çalıştırmaya başladığımız andan beri açık. Nav ışığımız da öyle. Landing ışığım 10.000 fitin altına indiğimden beri açık. Beacon ışığım da açık. Otopilotta uçuyoruz. Uçuş başımız 290. 200 knot hızla uçuyoruz ve 3000 fitteyiz. GPS'e bakarsak sağa doğru uçuyoruz ve 355'e bakan 36R pistini 290 ile kesmeye hazırlanıyoruz. Fakat lokalizeri 30 derecelik bir açıyla yakalamak zorunda olduğumdan 325'e doğru dönüyorum ve heading değerini 325 olarak değiştiriyorum. Bu arada da kuleden iniş iznimizi istiyoruz. Bu arada radyomu açıyorum ve nav bir kısmına 36R pistinin ALS frekansı olan 111.30'u giriyorum. Nav 2'de de India Sierra Tango Varu'nun 112.50 frekansı var ve Nav 1'i aktif ederek radyomu kapatıyorum. 36R pist doğrultusunu kesmeye yaklaştığında Nav tuşuna basarak lokalizeri yakalamayı bekliyorum. Piste 16 mil var. Flap açımız 15 derece. Hızımız 200 knot. Ve uçağım lokalizeri yakaladı. Yavaş yavaş pist doğrultusuna doğru burnunu çevirmeye başladı. Ben de bu arada approach tuşuna basıyorum. Heading değil approach. Ufak bir yanlışlık oldu. Bu arada GPS'ten de piste göre tam pozisyonumuzu kontrol edebiliriz. Heading indicator'dan da kontrol edebiliriz. Tam 355 başta pisti hizalamış olacağız. 14 mil kaldı bu arada pistte. Ve hızımı 180 knot'a kadar düşürüyorum. Bu arada auto brake yani otomatik frenleme sistemini de ikinci kademeye getiriyorum. Ve speed brake'imi de arm konumuna alıyorum. Ki iniş esnasında reverse çalıştırdığımızda otomatik olarak devreye girecek. Bu arada pisti ortalamaya başladık. Hızımız düşüyor. 185 knot civarında flap açımı değiştirerek 25 derece yapıyorum. Uçuş başımız 355'e yaklaşıyor ve yavaş yavaş pisti ortalıyoruz. Bu arada pistte 10 mil kaldığında altitude devre dışı kalıyor ve uçağımız glide slope'u yakaladığı için burnunu aşağı doğru veriyor ve piste doğru süzülmeye başlıyor. Ben de bu arada iniş takımlarını açıyorum. Ve yeşil ışıkları görerek tam olarak açıldığından emin oluyorum. Ve hızımı düşürmeye devam ediyorum.
NASA'ya bizden önce iniş izni verdiği için büyük ihtimalle biz go around olacağız. Bu arada yaklaşımı 30 dereceye getiriyorum. Tabii biz inişimizi yapacağız. Normalde yapmamak gerekiyor. Biz 2 numarayız ama tabii ki burada takmamız gerekmiyor. Hızı düşürmeye devam ediyorum kademeli olarak. İşte yaklaşmaya devam ediyoruz. Lokalizeri tam olarak oturmuş vaziyetteyiz. İşte teker koyarken hızın 140 knot'un altında olacaktır. Hızım 140 knot civarına yaklaştığında bu ototrotolu kapatıyorum. Görüş açısı çok iyi olduğundan dolayı da yaklaşık 700 feet'te otopilottan da çıkıyorum. Tabi bu noktadan sonra artık süzülüşümü kendim ayarlamak durumundayım. Artık bu noktadan sonra yapılması gereken çok yavaş bir şekilde burnu kaldırıp gaz kesmek. Amacımız 100 feet per minüt civarı piste teker koymak. Bu arada go around aldık ama önemli değil. Yaklaşmaya devam ediyoruz. Burnu kaldırıyorum. Ve throttle'ını geri çekerek hızımı kesiyorum. Piste teker koyuyorum ve throttle'ımı tam geriye çekerek reverse'ı çalıştırdım ama zaten uçan performansına göre reverse'e de ihtiyaç yoktu. Ve autobrake'i de 60 knot civarı kapattım. Ve manuel fren pompalayarak devam ediyorum. ...15-20 knot civarına kadar fren pompalıyorum. Ve pisti terk ediyorum. Pisti terk ederken flaplarımı topluyorum. Flight director'ı kapatıyorum. Bundan sonra yapılacak iş ground'la temasa geçip gate için taksi kılıfı almak. İyi çalışmalar diliyorum.